Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü hikayemizin adı Arazi. Çeviren Alex. Korkunçlu bir hikaye için 1 2 Böh. Ekinler mahvolmuştu ve çoğu yenmişti. Tıpkı yerde yatan cesetler gibi. Bu kadar aç olduklarını tahmin etmezdim. O kadar açlardı ki etraftaki ağaçları bile kemirmişlerdi. Karşılarına çıkan her ne olursa olsun onlardan geriye sadece iskeletler kalıyordu. Sanırım sürü halinde gelmişlerdi. Bütün tarlayı daireler içine almışlardı ve sonra karşılarına çıkan ilk şeyi yemişlerdi. Kavurucu güneşin sıcağı bile onları durdurmaya yetmemişti. Hiçbir şeyin onları durduracağını sanmam. Tabii belki ilaçlar işe yarayabilirdi. Çiftçilere sürekli saldırıyorlardı. Yaz sıcağı onların açlığını dayanılmaz bir hale getiriyordu. Ve onları yuvalarını terk etmeye zorluyordu. Bazen küçük, bazen büyük gruplar halinde saldırırlardı. Ancak önüne gelen her şeyi silip süpürürlerdi. İlk zamanlarda insanlar, çoğunlukla çiftçiler, tarlada kendi işlerine yönelirdi. Yaz ayı başlamıştı ve ekinler ekilmezse bütün köy aç kalacaktı. Hayvanların toplanıp kurtlarının temizlenmesi gerekiyordu. Aksi takdirde hepsi hastalanacak ve ölecekti. Çocuklar dışarıda olmayı bırakıp yavru keçilerle oynamak isterlerdi. Herkes kendi halindeydi. Ta ki çiftçilerden birisi koşarak geri dönene kadar. Elbiseleri paramparça olmuş ve burnu gömleğine kadar kanamıştı. Gömleğinde karpuz büyüklüğünde büyük bir delik vardı. Diğer köylüler ona yardım ederken çiftçi, ''Sürüler halinde saldırdılar. Bütün tarlayı mezarlığa çevirdiler.'' diye bağırmaya başladı. Haklıydı. Bütün tarla mahvolmuştu ve geriye sadece ekin atıkları kalmıştı. Patatesler, domatesler, her şeyi mahvolmuştu. Köylüler sürünün ilaçlardan zehirleneceğini umarak oradan kaçmaya çalıştılar. Havada uçuşan varlıklarla savaşmaları imkansızdı. Dişleri tam anlamıyla jilet gibi keskindi. Köylüler bunu aralarından birinin canlı canlı yendiğini gördüğü zaman anlamıştı. Belki kanatları vardı ama çok hızlı hareket ettikleri için neye benzediklerini anlatmak imkansızdı. Köylülerden kaçmayı başaranlar büyük şehirlere göç etti. Başaramayanlar, tıpkı ekinler gibi, onlardan geriye kalıntıları dışında hiçbir şey kalmadı. Varlıklar ağızlarından girip midelerinden çıkıyorlardı ve köylülerin cesetlerini silip süpürüyorlardı. Yerel yönetim durumun ciddiyetini fark ettikten sonra birkaç saat içinde harekete geçti. Çiftlik alanındaki herkes bir dizi güvenlik kuralına uyacaktı. Yasalardan birisi kolluk kuvvetleri tarafından dağıtılacak olan giysileri giymekti. Doktorlar ve ağır silahlı bir ekip bu varlıkları öldürmek için çok geçmeden tarlalara yollandı. Ne kadar öldürürlerse öldürsünler, onlar daha da çoğaldı. İnsanlar tek kurban gibi gözükmüyordu. Çünkü ilk gözlemlerin bildirilmesinden birkaç gün sonra, çocuklar en sevdikleri bebek keçilerin iskeletleri yerde yatarken gördüklerinde ağlamaya başladılar. Bedenleri paramparça olmuştu. Bir ay sonra köy artık eskisi gibi değildi. Köylüler artık küçük evlerinden çıkmıyordu. Tarlalar durgundu ve bir sonraki şanssız çocuk dışarıya çıkana ve baskın sürülere yem olana kadar ceset miktarı sabit kaldı. Hayvanlar metal ağırlara alınmıştı. Şimdiye kadar yaratıkların metali aşabildikleri görünmemişti. Kurallar en iyi şekilde takip edildi ve uyuldu. O günlerde insanları evde tutmak için televizyondan ve radyolardan düzenli olarak acil durum uyarıları veriliyordu. Bu zaten korkmuş olan halkı iyice paniğe sürüklemişti. Köyün bu sessizliği bir minibüs gelene kadar sürdü. İnsanlar dışarı çıkma yasağını kırmışlardı çünkü bu insanların aradıkları yardım olduğunu biliyorlardı. Minibüsten koruma giysisi giyen 3 adam çıktı. Todd, Dylan ve Sterling. Giysilerin ısırıklara dayanıklı olduğundan eminlerdi.
Sırtlarında içerisinde mavi bir sıvı olan tankerler vardı. Adamlar keçilerin olduğu metal ağıra yöneldi. Onlar yaklaşırken keçiler daha çok ses çıkartmaya başladı. Beyazımsı mavi sıvı ile doldurulmuş şırıngaları aldılar ve çığlık atan keçilerin ağzına enjekte ettiler. Daha sonra onları bir sayı ile işaretlediler. Adamlar çiftçilerin birkaç keçiyi arındırmalarına yardımcı oldular. Maskeler yüzlerini örtse de çiftçiler bunu yapmaktan mutlu olmadıklarını görebiliyorlardı. Ama başka çareleri yoktu. Sonra ağrı terk ettiler. Çalıların arasına geçerek küçük bir kulübeye girdiler. İçeride masada yatan çıplak bir kadının cesedi vardı. Sinekler her tarafındaydı. Sterling koku alamayan tek kişi olduğu için odaya onu yolladılar. Önündeki masada, metal tepside yarım bir elma duruyordu. İçerisinde garip yuvarlağımsı siyah bir şey vardı. Sterling bunu örnek olarak cebine koydu. ''Hey, bence gidip şu tarlaları araştırmalıyız. Bu şey her neyse oradan geliyor olmalı.'' dedi Sterling. ''Haklısın. Gidelim.'' dedi Dylan. Sonra içlerinden birisi dönüp çiftçilere ''Siz evlerinize dönün. Koruyucu giysiniz olmadan etrafta dolaşmanız oldukça riskli.'' dedi. Araştırmacılar tarlaya ulaştığında orada hiçbir şey yoktu. Cesetlerden geriye sadece iskeletleri kalmıştı. Araştırmacılar geriye kalan meyvelerden birinin içine baktılar ve yine bu yuvarlak garip şeyin meyveyi ele geçirmeye başladığını fark ettiler. Bunu o varlıkların yaptığını varsaydılar. Sanki böyle çoğalıyorlardı. Sterling bu yuvarlak şeyi ezerek patlattı ve etrafa yeşil ve aşırı yapışkan bir sıvı yayıldı. Parmakları bir süre yapışıp kaldıktan sonra pes etti ve eldivenlerini bir yere fırlattı. İlerleyen zamanda Sterling nefes almakta zorlanmaya başladı. Ve boğazı kuruyordu ancak su matarasını minibüste unutmuştu. Ve minibüs 2 saat uzaklıktaydı. En yakın yerleşim yeri ise 40 dakika uzaklıktaydı. Sonra aklına bir şüphe doğdu. Ve elini cebine attığında şüpheleri doğrulandı. Cebine koyduğu örnek onu zehirlemişti ve onu düşürmüştü. Ancak fazla umursamayarak Todd ve Dylan'a yetişti. Garip bir şey fark etmeye başladı. Geldiklerinde göklerde uçuşan kuşlar şimdi yerde yatıyordu. Güneş normalde olduğundan daha kavurucuydu. Ve o tanıdık vızıldama sesi duyuluyordu. Hemen gaz silahlarını çıkardılar ve etrafa sıkmaya başladılar. Ve kısa bir süre içerisinde etraflarında mavi bir sis vardı. Ama vızıldama sesleri daha da artıyordu. Ve Sterling nefes almakta güçlük çekiyordu. Sonunda bu sis tabakası içinden kurtulmayı başardılar. ''Çocuklar neler dönüyor?'' dedi Dylan. ''Bilmiyorum. Belki yerin altındadırlar.'' dedi Todd. ''Belki.'' diyerek toprağı ezmeye başladılar. ''Bu da ne? Lanet olasıcılar, gösterin kendinizi. Ortaya çıkın yoksa o sıçtığımın yuvasına kendim girerim.'' ''Lanet olsun, sessiz ol Todd. Onları daha çok çekiyorsun.'' ''Bak, ne diyeceğim. En yakın köy sadece 20 dakika uzaklıkta. Oraya gidelim ve köylüleri uyaralım. Sonra kendimizi steril etmek için bir eve ödünç alalım ve ikinci takımı çağıralım.'' ''Haklısın ama Sterling yürüyebilecek gibi gözükmüyor.'' Haklıydı. Sterling yerde dizüstü çökmüş, sürekli öksürüyordu. Todd ve Dylan onu köşeye kadar taşıdılar. Köye vardıklarında köylüler Sterling'e yardım etmek için koruyucu giysisini çıkardılar. Ve Sterling etrafta delirircesine kıvranmaya başlamıştı ve kan kusuyordu. Göğsü kıpkırmızı olmuştu ve damarları şişmişti. Ve vızıldama sesleri giderek artıyordu. Vızıldama sesleri başından beri Sterling'den geliyordu. Ama artık çok daha fazlaydı. Çocuklardan birisi gökyüzünü işaret ederek çığlık atmaya başladı. Herkes o tarafa döndüğünde gökten üzerlerine doğru gelen koca siyah kütle karşısında şok olup çığlık atmaya başladılar. Fakat varlıklar o kadar çoktu ki çığlıklarını kimse duymadı. Sadece evin birinde açık olan acil durum uyarısı duyuluyordu. Ertesi gün köydeki ekinlerden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Tıpkı yerde yatan cesetler gibi. Korkunçlu arkadaşlar, tekrar merhaba.
Bu çevirisinden dolayı Alex'e teşekkür ediyorum. Siz de Alex gibi çevirilerde bana yardımcı olmak için Instagram'dan veya Discord'dan ulaşabilirsiniz. Bu ara elimde hikaye azaldı arkadaşlar. Ne kadar çok çevirmen olursa o kadar iyi olur. Yazdıysanız ve ben görmediysem lütfen kendinizi hatırlatın. Ayrıca hikayeleri bir gün önceden dinlemek ve bana destek olmak için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.